Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında vesvese ile alakalı bazı değerlendirmeler yapacağız. Soruda deniliyor ki, kalbimize kötü vesveseler geliyor, bunlardan sorumlu muyuz? Değerli izleyenlerim, gerçekten de insanın kalbine bazen namazdayken bile çok kötü vesveseler gelebilir. Bu vesveseler bir takım böyle batıl şeyleri tasvir şeklinde de olabilir. Hatta Allah hakkında bile hayale gelmeyecek adeta ifade edilmesi pek de uygun olmayan nice şeyler gelebilir. Acaba insan bunlardan sorumlu mudur? Veya bunlardan kurtulmak nasıl olur? Bunları kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vesvese ile alakalı soruluyor. Ya Resulallah, kalbimize bazı vesveseler geliyor. Bu nedir, nasıldır diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz şöyle cevap veriyor. Tilke mahdul iman. Bu imanın ta kendisidir. Bunu şöyle açıklamak mümkün. Diyelim bir insanın kalbine günahlarla ilgili vesvese geldi. İşte şöyle günah işle, böyle günah işle diye şeytan telkinde bulunuyor. Ve insanın kalbi bundan rahatsız. Niye bunlar kalbime geliyor? Niye kalbim temiz değil diye bundan rahatsız. Rahatsız olması gösterir ki o insan bunları yapmak istemiyor. Veya Cenab-ı Hak'la alakalı diyelim acaba öldükten sonra insanları diriltmeye Allah'ın gücü yeter mi? Hatırına böyle bir vesvese gelebilir. Efendim acaba birden başka ilah olabilir mi? Bu gibi şeyler hatırına gelebilir. Ama kalp bunlardan rahatsızlık duyuyorsa bunların sadece kalbe gelmesi insanı çok da rahatsız etmemeli. Allah'a iltica etmeli ve bunların şerrinden kurtulmak için Allah'a sığınmalı. Ama bunları doğrudan kendi kalbinin sözleri gibi de görmemeli. Bunlar dıştan bir yayındır, şeytanın bir yayını ve şeytan nefse bunları telkin ediyor. Bir böyle dil gibi insana bunları söylüyor ve insanın nefsi de bir kulak gibi bunları duyuyor. Kalpteki merkezden şeytan bu türden yayınlar yapıyor. Bunlar birer vesvese ve sadece bunlardan dolayı bunları kalbin sözü gibi kabul etmek yanlış olur. Mesela diyelim elimizde ayna var. O aynaya pis bir görüntü düştüm. Ayna pis değildir o anda. Sadece görüntü olarak pistir. Veya aynada diyelim bir ateş meydana geldi. Ateşin bir görüntüsü meydana geldi. Aynadaki ateşin görüntüsü yakıcı değildir. Sadece bir görüntüdür. Bunun gibi insanın kalp aynasına da gerek nefisten gerek şeytandan bir takım vesveseler gelir. Bir takım batıl şeyler gelir. İnsan kalben bunları tasdik etmedikten sonra bunların insanın kalbine gelmesi ona zarar verici bir durum değildir. Bilakis bunlar insanı Allah'a ilticaya da sevk eder. Bir tanesi bir din büyüğüne gidiyor. Efendim diyor, şeytan bana çok vesvese veriyor. Ben bunlardan nasıl kurtulabilirim? O da diyor ki, sen diyor bir evin oradan geçerken evin köpeği senin üzerine doğru gelse ne yaparsın? Soruyu soran zat diyor ki, hemen diyor yerden taş alır, ona atmaya çalışırım. Bunun üzerine o maneviyat büyüğü, evladım diyor, ben olsam öyle yapmam. Taş atmak yerine ev sahibine seslenirim. Ve ev sahibi seni duyduğunda köpeğine bir defa seslenmesi yeterlidir. Ve o zaman köpek köşesine çekilecektir diyor. İşte her şeyin dizgini Allah'ın elinde. Nefsin dizgini, şeytanın dizgini de yine Allah'ın elinde. Ve bir insan kalbine bu gibi kötü vesveseler geldiğinde Euzu billahi mineşşeytanirracim derse gerçekten de şeytanın şerrinden emin olur. Ve bundan dolayı mesela Kur'an okurken Euzu billahi mineşşeytanirracim diye başlamak doğrudan Cenab-ı Hakk'ın bir emridir. Fe izâ qara'te minel Kur'ani festa'iz billah mineşşeytanirracim. Kur'an'dan okuduğunda, Kur'an'ı okuduğunda kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Bizler bu emre imtisalen Kur'an okumaya başlarken Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Ve bir insan kalbine bir vesvese geldiğinde, kötü bir şey geldiğinde Euzu billahi mineşşeytanirracim dediğinde artık şeytan oradan defolup gitmek durumundadır tabir caizse.
Eğer insanın nefsinden bir takım böyle istekler geliyorsa o biraz daha ısrar edicidir. Ama şeytan ısrar edemez. İnsanın üzerinde bir yaptırım gücü şeytan için söz konusu değildir. Ama nefis şeytana nispetle biraz daha ısrarcıdır ve hemen bir anda kolay kolay o isteğinden vazgeçmeyebilir. Değerli izleyenlerim, şeytanın bu gibi vesveseler vermesi bir başka açıdan baktığımızda araştırmaya bir vesiledir. Yani bir insan şeytandan vesvese geldiğinde acaba bu böyle midir, değil midir? Bu konuyu araştırır. Ve bunu araştırmanın neticesinde gerçeği öğrenmiş olur. Bir nevi metodik şüphe diyebiliriz. İmam Gazali gibi, Descartes gibi düşünürler metodik şüpheden söz etmişler. İmam Gazali diyor ki, işte şu şöyledir, bu böyledir, bir takım kabullerimiz var. Acaba gerçekten öyle midir? Yani öyle olduğunu kabul ediyoruz ama gerçekten de öyle midir? Ve böylece İmam Gazali bildiği meseleler üzerinde bile şüpheyle bakıyor. Bunun neticesinde hakikate ulaşıyor. Acaba şöyle mi, acaba böyle mi? Bu tarz bir bakışın neticesinde onların hakikatini elde ediyor. Burada şüphe şüphe için değil, şüphe gerçeği bulmak için bir vesile. Ama bir insan tek başına sadece şüphe etse bu kalbin bir rahatsızlığıdır. Halbuki insan kalbinin şek ve şüphelerden, tereddütlerden uzak olması gerekir. Ama acaba gerçekten şöyle mi? İşin hakikatini araştırma noktasında şüphe edecek olursa bunda bir zarar yoktur. Ve bilimde de bu kullanılan bir metottur. Ve bilim şüphe üzerine kuruludur. Diyelim ki insanlar 1000 yıldan fazla Batlamyus nazariyesini, Batlamyus teorisini kabul ettiler. Bu teoriye göre dünya sabit, güneş dünyanın etrafında dönüyor. Bu şekilde kabul edildi. Ve görünüşte de bu böyledir. Dünyanın hareket ettiği görülmüyor ve güneşin etrafımızda döndüğü görülüyor. Ama daha sonra ilim adamları baktılar ki aslında dünya güneşin etrafında dönüyor. Ama biz bunu doğrudan göremiyoruz. Güneşi bizim etrafımızda dönüyor şeklinde görmekteyiz. Dolayısıyla görülen köy bazen kılavuz isteyebilir. Ve bazı hakikatler güneş gibi çok açık ve parlak görülmekle beraber görüldüğünden farklı bir şekilde olabilir. İşte Allah-u Teala şeytanın eline vesvese kamçısını vermiş. Ve şeytan bu vesvese kamçısıyla acaba bu insanları yoldan çıkarabilir miyim? Bu manada çalışıyor. Bu manada bir gayret içerisinde. İnsan bunu müsbet yönde kullanabilir. Şeytanın bu vesveselerini kendi ilerleyişine vesile eder. Zaten bir Müslüman bütün durumları kendi lehine çevirebilen bir insandır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müminin hali ne güzeldir. Eğer Allah'tan bir nimete mazhar olsa şükreder, sevap kazanır. Eğer bir musibete, bir sıkıntıya maruz kalsa sabreder, yine sevap kazanır. Ve bakın burada bir Müslüman hem bolluk anında sevap kazanıyor hem de darlık anında sevap kazanıyor. Bizler normal şartlar altında kalbimizde vesvese olmasını istemeyiz. Tertemiz bir kalbe sahip olmak isteriz. Bu güzeldir. Pırıl pırıl bir kalbe sahip olmak, kendisinde vesvesenin, şüphenin olmadığı bir kalbe sahip olmak güzeldir. Ama deniz nasıl ki zaman zaman dalgalanıyor, bizim de kalbimizde zaman zaman bir takım şüpheler, bir takım vesveseler dalgalanabilir. Şeytan rahat durmaz. Nefis şeytanın daima dinlemeye hazır bir kulaktır. Bu durumda bakarsınız ki namaz kılarken bile Kabe'nin karşısında bile olsanız o anda şeytan sizi en böyle berbat yerlere hayalen götürebilir. Böyle rezaletleri işletebilir. Gözünüzün önünde hatta bir sinema canlandırır gibi bunları canlandırabilir. Bu durumda bunlardan ızdırap duymamak lazım. Kasten meşgul olmak uygun değil. Yani aman ben ne yaptım diye telaş etmek yerine bunun şeytandan bir vesvese olduğunu bilmek o an için yeterlidir. Ve biraz önce de ifade ettiğim gibi insan bir Eûzü Besmele çektiğinde bu gibi vesveseler ortadan gitmeye başlayacaktır. Şeytan adeta pılı pırtısını toplayıp çekip gitmeye mecbur kalacaktır.
Günümüzde özellikle felsefeyle meşgul olanlarda bu tür vesveseler, şüpheler daha da fazla olabilir. Ama bir insan diyelim Allah'ı daima tefekkür ediyor, Allah'ın sanat eserlerini tefekkür ediyor, kalbi daima Allah ile beraber, böyle olduğunda o insanın kalbi şek ve şüphelerden daha uzak olacaktır. Ama bir insan daha çok akli meselelerle meşgul oluyorsa, felsefi meselelerle meşgul oluyorsa, acaba şöyle mi, acaba böyle mi, şu mu doğru, bu mu doğru, vehim itibariyle çok şeyler hatırına gelebilir. Bunlar arasında tereddütler içinde bocalayabilir. Ama ilmini artırırsa, bunların hakikatini öğrendiğinde bu gibi vesveseler onun maneviyatta ilerlemesine bir vesile olur. Şeytanın vesveselerinden uzak, asude bir hayatı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin duasıyla bugünkü programı noktalıyorum. Bir başka Sorularla İslamiyet programında görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.